Efsane Belediye Başkanı Kaya Mutlu'nun yaşamını yitirmesi üzerine evinin bulunduğu site içine kurulan taziye alanı ziyaretçi akınına uğradı. Tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mutlu'nun sevenleri, Merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'nde bulunan evine taziye ziyaretlerinde bulundu. Siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim taziye evini ziyaret etti. Ve Mersin'de 1973 seçimlerinde çok büyük bir farkla belediye başkanı olmuştur. Uzman olarak Batı Avrupa, Amerika'daki belediyecilik anlayışını Mersin'e getirmiştir. Mersin'de eskiden at arabalarıyla çöp taşınırdı. Çöp arabalarını Mersin'e getiren o. Şehir taşımacılığı iki tane kamyondan bozma otobüsler vardı Mersin'de. Ama şehir taşımacılığını Mersin'e ilk modern bir şekilde getiren kendisi olmuştur. Artı Mersin'de özellikle kentin gelişimi sırasında Mersin'in kuzeye büyümesini, özellikle kuzeye büyümesini sağlayabilecek bütün altyapıyı hazırlamıştır. Şu anda Mersin'de belediyecilik yapan birçok belediye başkanları onun yanında yetişmiştir. Belediye başkanlarının %70'i ta ilk yıllardan itibaren Kaya Bey'in yetiştirmiş olduğu elemanlar. Sanata ve kültüre büyük değer vermiştir. Mersin'de ilk fuar şeyini kuran kişidir. Mersin'de yani bir panayır değil, gerçek anlamda bir fuar haline getirmiş. Yani bir İzmir fuarına rakip konumuna getirmiştir. Zaten 1952-53 yıllarında, 54 yıllarında İdman Yurdu'da futbol oynuyordu. Mersin'de kendisi İdman Yurdu'na el attı ve İdman Yurdu'nun Süper Lig'e çıkışını sağlayanlardan biri ve her türlü imkanlarını İdman Yurdu'nun lehine veren kişilerden biridir. Yani Kaya Bey bir sanat ve kültürün dışında spora da büyük değer vermiştir. Gençliğe büyük değer vermiştir. Herkesin babası ve dayısı olmuştur. Herkese eşit muamele göstermiştir. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmamıştır. Herkese eşit muamele, yani demokrasinin temel ilkesi olan eşitlik ilkesine büyük değer vermiştir. Kaya Bey bir değerdir, bir efsanedir. Mersin'de bir efsanedir. Ve Kaya Bey'in yaratmış olduğu değerler bugün şu anda ona minnet borçludur. Ve biz de Mersinli bir olarak o Mersin sevdalısı bir insanı ölümünden dolayı üzüntü içerisindeyiz. Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, Mersin Milletvekili CHP'li Hüseyin Çamak, Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Amit Tuna, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Kur'an okunup dua edildikten sonra şehitliğe geçen protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla ilgilenip mezarlara karanfil bıraktı. Şehitlikte düzenlenen törende babası Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa şehit olduğunda 2 aylık olan Ahsen Bebek, annesi Nadiye Çiğa'nın kucağında babasının mezarını ziyaret etti. Milletçe bir kurban bayramını daha idrak edeceğiz. Yarın kurban bayramı. Malumunuz Arife günleri Ramazan bayramında, kurban bayramında öncelikle şehitliğimizi ziyaret ediyoruz. Şehitlerimizle bayramlaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim okuduk, dualarımızı okuduk, şehitlerimizi ziyaret ettik. Biz tabii şehitlerimizin kabirlerini görüyoruz ama biz inanıyoruz ki şehitlerimiz bizi görüyor. Herkesi görüyor ve izliyor. Çünkü bu cennet vatan şehit kanlarıyla yoğrulmuş, bu cennet vatan şehitlerimizin bize emaneti. Biz bugün bu cennet vatan üzerinde birlik beraberlik içerisinde yaşıyorsak şehitlerimiz sayesindedir. Allah onlardan razı olsun. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Tabii değerli arkadaşlar, bayramlar bizim çok özel günlerimiz, müstesna günlerimiz. Birlik beraberlik duygularının, kardeşlik duygularının, yardımlaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerinin gösterildiği çok özel günler.
Bugünlerde insanlar birbirlerine daha dostça yaklaşırlar. Kardeşliği pekiştirirler. Daha hoşgörülüdürler. Dargınlıkları unuturlar. Hastalar, büyükler ziyaret edilir. Bayramların gereğidir bunlar. Bayramda yaşadığımız bu güzellikleri, bu güzel hasletleri biz istiyoruz ki bayramlardan sonra da devam ettirelim. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, yardımlaşma, dayanışma içerisinde ileriye güvenle bakalım. Ben tekrar tüm ülkemizin güzel insanlarının, Mersinli hemşehrilerimin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice bayramlara, ülke olarak, millet olarak, birlik, beraberlik içerisinde erişmeyi temenni ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Baki Şimşek, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Millet olarak birlik beraberlik içerisinde bir Kurban Bayramı'na daha erişiminin huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar bizim için çok özel, çok müstesna günler. Bayramlar sevginin, saygının, kardeşliğin pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının çok yoğun olarak yaşandığı çok özel günlerimiz. Bayramlarda birbirimize gösterdiğimiz sevginin, saygının, yakınlığın, hoşgörünün ve karşılıklı yardımlaşmanın, dayanışmanın sadece bayramlarda değil, bayramlardan sonra da devam ettirilmesini arzu ediyoruz. Biz bayramlarda yaşadığımız, millet olarak yaşadığımız bu birliğin, beraberliğin, güzelliklerin bayramlardan sonra da devam ettirildiğinde toplumsal huzura, barışa en büyük katkıyı yapacağına inanıyoruz. Millet olarak birlik beraberliğimize en fazla ihtiyaç olduğu böyle günlerde bayramları vesile bilip birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin hem ülkemizdeki huzurun, hem çevremizdeki, hem tüm dünyadaki insanlığa bu güzelliklerin, yaşadığımız güzelliklerin huzur, barış getirmesini temenni ediyor. Milletçe birlik, beraberlik içerisinde nice bayramlara erişmeye temenni ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Değerli konuklar, Türkiye olarak gerçekten bu yıl 2016 yılında önemli bir süreçten geçtiğimizi ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında tüm kesimleriyle, medyasıyla, siyasi partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, Mersin'de dimdik ayakta duran, demokrasi için mücadele eden sizleri kutlamak istiyorum. Ki o karanlık akşamı sizler 16 Temmuz sabahı aydınlık bir sabaha çevirdiniz. Türkiye'nin önünü açacak olan bir süreci başladınız. Ki bu FETÖ terör yapılanmasından Türkiye çok çekti. İnşallah hep birlikte sizlerin de desteğiyle bunların köküyü kazanacağız. Bir dizi temas ve bayramlaşma için Mersin'de bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol bayramlaşmasına katıldı. Burada yaptığı konuşmada demokrasi şehitlerine verilen mücadeleyi ve hükümetin terörle mücadelesindeki kararlılığını belirtti. Bu yıl 2016 yılında önemli bir süreçten geçtiğimizi ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında tüm kesimleriyle, medyasıyla, siyasi partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, Mersin'de dimdik ayakta duran, demokrasi için mücadele eden sizleri kutlamak istiyorum.
ki o karanlık akşamı sizler 16 Temmuz sabahı aydınlık bir sabaha çevirdiniz. Türkiye'nin önünü açacak olan bir süreci başlattınız. Ki bu FETÖ terör yapılanmasından Türkiye çok çekti. İnşallah hep birlikte sizlerin de desteğiyle bunların kökü kazanacak. Tabii ki sadece FETÖ terör yapılanması değil. Bunun dışında da Bölücük Terör Örgütü, PKK'nın, DAEŞ'in maalesef Türkiye'mize yönelik, milletimize yönelik hain saldırıları söz konusu. Bunlar ne bayram biliyorlar ne seyran. Bugün valimizde valilik binası ile ilk teşkilatımız arasındaki bir bölgede yine bu hainler, bu teröristler saldırılar bulundular. Bu hainlere karşı elbette gereken cevap veriliyor, vermeye devam edecek. Ama bizim milletimiz, bizim devletimiz güçlü bir devlet. 3-5 çapulcuya havuç bırakacak değiliz. Bunların hakkında çok rahat bir şekilde biliyoruz ve inşallah bu bölücüklerin önünde DAEŞ'in de kökünü bir bütün olarak kazıyacağız. Tek bir kişi dahi bırakmak istemiyoruz. İşte sizler de gördünüz. O belediyeleri terör örgütünün yuvası haline getirmeye çalışanlar bugün bizim hükümetimizin, devletimizin girişimiyle artık bir kayyum vasıtasıyla bu belediyeler yönetilecek ve bu pisliklerden de temizlenmiş olacağız.